arkadaşlar örgü aşkım, bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel e, minik sularımız için bir taşıma kabı, bir suluk öreceğiz. Özellikle içinde bulunduğumuz yaz günlerinde dışarıya suyumuz olmadan çıkmıyoruz. Gerek pet şişelerimize gerekse cam şişelerimize taşıyacağımız e, uygun ölçülerde bir e, suluk çalışması yaptık. Şöyle alt kısmını görelim, bakınız dört tane motifimizi ördükten sonra birleştirme işlemimizi yaptık. Şu şekilde kapadık. Ee, kullanacağımız eğer cam şişesi biraz daha tombul ve geniş olabilmekte cam şişemiz birazcık daha e, motifimizi dilerseniz büyütebilirsiniz. Eğer kalın iple öreceksek hiç büyütmeye gerek olmadan zaten yeterli ölçüde olacaktır. Esneme payını mutlaka göz önünde bulunduralım. Çok da bol olmasın. Ee, şöyle kendisini sarsın. Dört motifimizi birleştirdikten sonra bakınız şu şekilde birleştir. Altından kapama işlemini yaptık. Daha sonra üstüne birkaç sıra şöyle gördüğünüz gibi sık iğnelerimizi ördükten sonra kullanımımıza uygun olarak istediğiniz uzunluk ölçüsünde Kordonumuzu ördük Ben çok uzun örmedim kızım elinde kullanmayı tercih etti o elinde kullanacak Eğer omuza takmak isteyen arkadaşlarımız olursa birazcık daha kordonunu uzun olarak örerler çok çok kolay bir çalışma ip gayet az gitmekte evinizde bulunan küçük parçalardan örebilirsiniz Her birisi farklı da olabilir zevkinize göre çalışabilirsiniz Evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım kolay gelsin. Motifimizin göbek kısmını örmeye başlayalım. 6 tane zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle toparlıyorum. Birinci zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve halkamızı kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak 2 defa da dolamış olduğum trabzanımı örüyorum. Başını doluyorum. 1 ve 2 başını doluyorum 1 ve 2 toplamda 16 tane trabzanımızı buraya dolduralım ikili trabzan şekliyle örüyorum bir defa doluyorum giriyorum 1 2. sayalım bir tane daha yaptıktan sonra 1 2 3 4 6 8 10 12 14 2 tane daha yaptığımız zaman yeterli olacak. 15 ve 16. 16 trabzanımızı ördüm. 16. trabzandan sonra birinci trabzanın 3. zincir tepesine gelerek batıyorum. İlmeğimi sadece geçiriyorum ve bir tane zincirle sabitledikten sonra ipimizi keserek ikinci rengimize başlamaya hazır hale geliyoruz. Evet. Şöyle görelim. 16 tane ikili trabzan. Hemen beyaz rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Herhangi bir trabzanın bulunduğu noktadan örüyorum. Bakın herhangi birisine hiç fark etmez. Şöyle batıyorum trabzanımın tepe noktasına. Bir diye sayalım. 2 ve 3. 3 tane zinciri çektim. Bağlantı yaptığımı da saydım. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 3 4 4 tane trabzanımı ördüm. Şöyle görelim bakınız. Aynı yere bir tane zincir, 3 tane trabzan örerek 4 trabzana tamamladım. Bir tane zincirimi ilave ediyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki bir trabzanı atlıyorum. Diğer sıradaki trabzan üzerine gelerek batıyorum. Aynı yere 4 tane ikili trabzanım örüyorum. 2, 3 ve 4. Bir zincir çektik bir tane trabzan atladık ikincisini dört trabzanımız ördük bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanı atlıyorum bir sonrakine geçerek dört tane trabzanım örüyorum 2 3 ve 4 tekrar bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum 1 2 3 4 Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi bakın şu şekilde alttan yürütüyorum, gizliyorum. Bir tane trabzanımı atlıyorum şu şekilde ikincisine batıyorum. 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum diğer trabzanımın tepesine batıyorum ve alttaki ipimi de gizliyorum ve sıra sonuna kadar bir atlayıp diğer trabzan üzerine 4 tane ikili trabzanımızı örerek ilerleyelim toplamda 8 grubumuz olacak 1 2 3 4 5 6 2 grubumuz ördüğümüz zaman tamam olmuş olacak beyaz rengimizde 8 tane grubumuzu tamamladık 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 e, grubumuzdan sonra bakınız yine bir tane zincirimi çekiyorum zincirle başlattığım trabzanımın tepe noktasına geliyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirle sabitledikten sonra ipimizi kesiyoruz ve beyaz rengimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz motifimizi tatlı bir mavi ile örmeye devam ediyoruz bebe mavimize bir tane zincirimi çekip düğüm attım İpimizi kopardığımız yerden değil herhangi bir yerden örmeye başlıyoruz bakınız burada yapacağımız işlem birer tane trabzanımızı aşağıdan atlamıştık atlamış olduğum trabzanın içerisine giriyorum şu şekilde çıkıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çektikten sonra yine bakınız bir tane atladığım trabzanın bulunduğu yere geliyorum çekiyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum Eğer asılırsa 5 zincir de çekebilirsiniz önce atladım yuvaya giriyorum ipimi arkadan alıyorum ve batıyorum bakın derin bir şekilde 1 2 3 4 giriyorum ipimi alıyorum atlamış olduğumuz trabzanları girerek işlemimizi tamamlıyoruz ve tepeden dörder zincirimizi çekiyoruz önden giriyorum Alıyorum ve kapatıyorum. 1-2-3-4 Atladığımız trabzanlara girerek 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Girdim. Şimdi bakınız bütün gruplarımızı bu şekilde tamamladıktan sonra başlangıç noktamıza geçiyorum. Zincirimin bulunduğu yere gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum. 3 tane zincir çekerek ilerliyorum. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanına 1 2. Tekrar bir defa başını doluyorum. Trabzanımı örüyorum. Zincirimle birlikte 3 tane trabzanımı ördüm. Araya iki tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine üç tane daha trabzanım örüyorum. Bir, iki, üç. Köşemizin ilkini oluşturduk. Bakınız, üç trabzan, iki zincir, üç trabzan. Tığımın başını doluyorum, zincir çekmeden. Ortadaki grubun içerisine girerek beş tane trabzanım örüyorum. İki, üç, dört ve 5. 5 tırabzanımı ördüm. Tekrar araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Diğer grubun içerisine yine ikinci köşemizi örmek için tırabzanlarımı başlıyorum. 2 ve 3. Araya 2 tane zincir. Tekrar 1 2 ve 3 buraya zincir çekmeden devam ediyorum. Bir tane köşeye bakınız. Bir köşe yapıyorum. Bir 5 tane trabzan grubumuzu yapıyorum. Bir köşemiz, bir 5'li trabzan grubumuz olacak. Aralarda zincirimiz olmayacak. 1 2 Tabii rahat örmeye çalışalım. Çok sıkıştırmayalım. 3 4 ve 5. örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 3. köşemizi örüyorum. 1 2 3 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan eğer çekecek olursa aralara birer zincir çekebilirsiniz çekmeden zincirimizi tekrar 5 trabzan grubumuzu örüyorum Evet grubumuzun sonuna kadar örerek geldim 4 tane köşemizi ördüm aralara 5 tane trabzanlarımızı yerleştirdik araya zincir çekmedik son birleştirme noktasına geldiğimiz zaman bir tane zincirimi çekiyorum 3 tane zinciri çekmiş olduğum ilk trabzanıma batarak şu şekilde geçişimi yapıyorum kaydırma yöntemiyle hemen diğer trabzana batıyorum kaydırma yöntemiyle tekrar geçişimi yapıyorum ve zincirimin bulunduğu yere giriyorum 1 2 3 tekrar 3 zincirimi çekip araya giriyorum 2 tane trabzanımı örüyorum zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız 2 zincirimiz 1 2 ve 3 Evet köşemizi tamamladıktan sonra zincirimizi çekmeden tığımı başını doluyorum araya bir tane trabzanım örüyorum ve aşağıdaki 5 trabzanın her birinin üzerine birer birer örüyorum sadece bakınız bir tane trabzan ilk geçişe ördüm diğerlerine birer birer örüyorum 1 2 3 4 ve 5. Ara boşluğumuza bir tane trabzan örüyorum. Zincirimizi çekmeden tığımızın başını dolayarak köşemizin bulunduğu noktaya geçiyorum. Yeniden 3 trabzan, 2 tane zincir, 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Şu şekilde bakınız. Sadece aralara birer trabzan ördük. Geri kalan tamamen aynı şekilde ördük. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen şu kısma bir tane trabzanımı örüyorum. Ve birer birer beş trabzanımızın her birinin tepe noktasına batarak ilerliyorum. Araya giriyorum bir tane trabzan ve Buradaki köşemize geçiyoruz. Bir trabzanımızı ördükten sonra köşemiz için her zamanki gibi 3 trabzan, 2 zincirimiz, tekrar 3 trabzanımız. Evet diğer kalan köşelerimizi de aynı şekilde örerek tamamlayalım. Bütün köşelerimizi örerek tamamladım. En son mavimizin başlangıcıyla bitişini birleştirmemize geldik. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sadece bakınız en son birleştirme yerinde yapıyorum. 3 zincirimi çektiğim yere geliyorum. Kaydırma yöntemiyle geçiyorum içinden. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi değiştirmek için kesiyorum ve motifim bu şekilde tamamlanmış oluyor. Evet şöyle görelim bakınız 3 renkten oluşan motifimizi çalıştık. Şimdi kenarına bir sıra daha devam etmek istiyorum. Mavinin farklı bir tonuyla kenarımızı örmeye başlayalım. Alalım. hemen bir tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde düğümümü atıyorum ve başlıyorum bütün kenarlarına dolaşmak istiyorum hemen zincirimin yanından trabzanın üzerine sık iğne ile batıyorum hepsine birer sık iğne bakın sık iğne trabzanın bu gözden giriyorum tığımı geçiriyorum kapatıyorum trabzan tepe noktasından girip kapatıyorum Dört köşesine de sık iğnemizi yapacağız. İlk motifimiz olduğu için sonrasında birleştirerek ilerleyeceğiz. İki zincirimin olduğu yere üç tane sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. bütün kenarlarımızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Bütün köşelerimizi sık iğne örerek geldim. Son olarak iki zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum. 3 tane sık iğnemi ördükten sonra birinci sık iğnemin içerisine geçiyorum. Kaydırma yöntemini uygulayarak şu şekilde birleştiriyorum. Bir zincirimi çekip buradan ipimizi kesiyoruz. Motiflerimizin dördünü de örerek geldik. Şimdi birleştirme işlemini yapalım. Dilerseniz mavi ipimizle birleştirebilirsiniz. Ben ortadaki e, örmüş olduğum turuncu ipimle birleştirmek istiyorum. Hemen bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Ve e, motifimin bir tanesini alıyorum. Kenardaki bakınız 3 tane sık iğne yapmıştık. Tam ortadakine gelerek batıyorum. Buraya sabitliyorum. Diğer motifimi alıyorum. Her ikisinde ters yönleri birbirine gelecek şekilde tutuyorum. Diğerinin de tam ortadaki iç kısımdaki olan bakınız bu taraftaki olan buğday gibi bakınız kendimizden taraftakini alıyorum ve geçiriyorum. Diğerini yine dıştakini bu tarafın içteki yani her ikisi yan yana olan kısımlar alıyorum sadece geçiriyorum. Sırası ile sadece geçiriyorum birinin dıştan burada kendimizden taraf her ikisini yan yana olan kısımlarını alarak birleştiriyorum ve sıra başına kadar geliyoruz bakınız bu da gibi olanı bu taraftakini alıyorum Şöyle görelim. Bakınız. Güzel bir ortada çizgi görülmekte. Evet sona doğru ilerleyelim. Sona kadar örerek birleştirme işlemini yaptım. Şimdi diğer kenara geldiğimiz zaman diğer motifimi alıyorum. Ve onun ters yönlerini birbirine birleştiriyorum. Ve diğer tarafın şöyle kendimizden taraftaki bölümünü alarak diğer motifimle birleşmeye başlıyorum. Bunun dıştaki diğer motifin içteki bölümünü alarak birleştirme işlemimizi yapalım. Çok sıkıp büzmeyelim. Dıştaki bir tanesini, içteki sadece ilmeğimizi geçiriyoruz. Bakınız bundan alıyorum, diğerinden alıyorum. sona kadar ilerleyelim ve 3 tane motifimiz bu şekilde birleşmiş olsun 3 tane motifimizi sonuna kadar örerek birleştirdim buradan bir tane zincirimi çekiyorum kesiyorum şimdi diğer dördüncü motifimizi hemen bu kısma birleştirelim aynı işlemimizi tekrar ederek dördüncü motifimizi de yerleştirelim 4 motifimizi de birleştirdik şimdi şu şekilde yanlarını da birleştireceğiz. Bakınız. Şu aşağıdan başlayarak yukarıya doğru çıkalım. Ve şişemizin kalıbına uygun olarak hazırlanmış olsun. Hemen bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. Hemen başlıyorum. Kenardan başlayalım. Bakınız ortadaki şuradan başlıyorum. Diğerini içten alıyorum. Ve başlıyorum. Birinin dıştan, birinin içten sadece ilmeğimi geçiriyorum. Aşağıya kadar ilerliyorum. Şurada birleştirirken yine aynı şekilde tam birbirine denk gelmesine dikkat edelim. Zaten sarı sayılar eşit olduğu için sıkıntı olmayacaktır. Aşağıya kadar ilerleyelim her iki kenarımızda birleştirdik. Bakın su şişeme giydirdim. Bu küçük boy su şişemize tam oldu. Şöyle bakacak olursak gayet güzel. Şimdi alt kısmını kapamamız için yine bakınız şuraya kadar örerek gelmiştim. Buradan e, sadece sık iğne yaparak çepeçevre çevre alt kısmını kapatıyoruz. Şimdi Görmeniz için bakınız gayet rahatlıkla oldu. Eğer eliniz sıkı ya da ipiniz ince ise biraz dar olabilir ama çok da bol örmenizi tavsiye etmem. Tam kendisine uygun olursa gayet güzel kullandıkça da zaten açılacaktır. Şimdi alt kısmının sık iğnesini yapmak için hemen şöyle çıkarıyorum. Şişemi içinden çıkardım ve alt kısmına kapama işlemini yapıyorum. Şimdi sık iğne olarak alıyorum. 1, 2 yanındakini alıyorum. 3. 3 tane ilmeğimi aldıktan sonra hepsini aynı anda çekiyorum. 1 2 3. Hepsini aynı anda çekiyorum. 1 2 3. Çekiyorum. 1 2 3. 3 defa alıyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. 1 Altını kapatıyoruz. 2 3 hepsini aynı anda çekiyorum. Şöyle bakınız. Altını düzüyoruz. Evet, devam ediyorum. 1 Hemen yanına 2 3 çekiyorum. 1 2 3 Sonuna kadar gelelim. Üçer üçer alarak 2 3 kapatıyorum 1 2 3 kapatıyorum 1 şimdi son kısma geldik hemen birer birer örelim şimdi yanından batıyorum hemen diğerine batıyorum birer birer bakınız kapamıyoruz birer birer dolaşıyorum başlangıç yerimize kadar birer sık iğne yapıyorum her toparladığımız bölüm arası başlangıcımıza geldik yeniden birer birer örüyorum birer sık iğne örerek ilerleyelim İyice yaklaşalım Burası şişemizin alt kısmı olacak. Evet şöyle görelim. Bakınız şimdi şu kadarcık bir bölüm kaldı. Burayı da karşılıklı birleştirerek kapatalım. Başlangıç noktama geldim. Bir tane sık iğnem ördüm. Yine karşıdan alıyorum. Kapatıyorum. Buradan alıyorum. Tam da alabilirsiniz kapatıyorum karşıya geçiyorum kapatıyorum bakın hemen 3-4 hamle de kapadık ipimi kesiyorum ve buradan sonrasında içeriye almak istiyorum şöyle ipimi içeriye doğru çekiyorum Evet Şöyle alt kısmını şişemizin alt bölümünü bu şekilde ördük. Şimdi üst kısmını örelim. Evet, üst kısmı örmek için yine bir tane zincir atarak ipimi düğüm yaptım ve hemen kenardan başlıyorum. Birer sık iğne örüyorum. Her birine birer sık iğne. Farklı işlem yapmıyorum. başlangıç yerimize kadar sık iğnemizi yaparak ilerleyelim. Başlangıç noktamıza kadar birer sık iğnemizi yaparak geldim. Yine başlangıcıma bulunduğu yere geliyorum. Üzerine birkaç sıra aynı renkle yani gözünüze yeterli gelene kadar sık iğnemizi örerek tamamlayalım. Şimdi güzel bir renk geçişi olsun orta göbeğimizde uyumlu bir şekilde. Şimdi ikinci sırayı yapıyorum. 3 ve 4 sıra yapmamız yeterli olacaktır. Yani sevkinize uygun olarak ayarlayalım ve sonrasında görüşelim. Evet şişemize kılıfımızı giydirerek tamamladık 3 ee, sıra geçtim 3 sıra yeterli oldu daha fazla da büyütmeye gerek yok eğer cam ise kullanacağınız şişe onun boyutuna uygun olarak biraz daha büyük yapabilirsiniz ya da e, şişemizin daha geniş olabiliyor cam şişeler biraz daha motifimizi yanlara doğru büyütebilirsiniz bir sıra daha motifimizi ilerletebilirsiniz. Evet şimdi bir tane kordon örelim. İster el boyu ister e, omuz askısı olacak şekilde suluğumuzu tamamlayalım. Mavi ipimi alıyorum. En kalın ipimi tercih ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincirimizi çektikten sonra geriye dönüyorum. 2. zincirden 1 bir ilmek. 1. zincirden 1 ilmek çıkarıyorum. 2 ile 3. ilmeğimi bırakıyorum. Arkadan ipimi alarak önce 1'i örüyorum. Sonra 2. ilmeğimi Sonra üçüncü ilmeğimi örüyorum. Üç tane ilmeğimi yeniden ördüm. İki ilmeğimi yeniden çıkıyorum. Tutuyorum elimle. Kaçırmayın. Birinci ilmeğimi örüyorum. İkinciyi ve üçüncü. Bu şekilde bakınız. Tekrar ikisini çıkarıyorum. İlk ilmeğimden örmeye başlıyorum. Bir. Şimdi ikinciyi örüyorum. Ve üçüncüyü örüyorum. Son iki ilmeğimi tekrar boşaltıyorum. İpimi arkadan alarak önce biri sonra boşalttığım ilmeklerimi örüyorum. Bakınız büyüdükçe çok daha güzel olacaktır. Kordonumuz ikisini çıkarıyorum. Önce biri, iki ve üçü örüyorum. Çıkarıyorum. Birinciyi örüyorum. İstediğiniz kadar büyük kordon örebilirsiniz. Bu kadar kolay. Evet örmeye devam edelim. Çok uzun kordon örmeyi tercih etmedim. Kısa e, kullanmayı tercih ettim. O yüzden e, bakınız bir tanesini şu kısma diktim. İç kısımda kalacak şekilde. Turuncuya hiç dikiş dokundurmadan mavimizin bulunduğu noktadan şöyle içten diktim. Diğerini de aynı şekilde tam karşıya gelecek şekilde içten dikelim. Şu iç kısmı alıyorum. Bakınız iç kısma ite bu kadar aldıktan sonra ortalayarak dikiyorum şu şekilde mavi olan kısımdan dikelim aşağıya doğru tekrar yönlendiriyorum elimizi alalım güzelce dikelim Turuncu hiç dokunmadan sadece mavi ipimizin olduğu yerde içinde sulu olacağı için biraz e, fazlaca dikelim sağlam olsun elimize alırsak çok daha rahat dikeceğiz şu an ben yerde olduğu için biraz çevirmek zorunda kalıyorum benim kızım e, kısa kordon istedi yani elinde taşımayı tercih ettiği için ben kısa kordon ördüm omuza takmak isteyen arkadaşlarımız istediği kadar örebilirler yalnız fazla uzun yapmayalım kullandıkça bir miktar esneme payını unutmayalım. Evet şimdi dikelim ve hazır olsun. Evet sevgili arkadaşlar şu şekilde kordonumuzu da diktikten sonra su kılıfımız hazır oldu. Suluğumuzu yanımızda istediğimiz zaman alıp çıkabileceğiz. Evet altını şöyle görelim. Bakınız altını kapadık. 4 tane motifimizi birleştirdikten sonra evet kordonumuz da el taşıma ölçülerine uygun olarak Hazırlandı. Dilerseniz tabi biraz önce de bahsettiğim gibi istediğiniz uzunluğa göre örebilirsiniz. Evet. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızla tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.